Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Denizli'nin saygıdeğer güzel insanları, AK Parti teşkilatımızın değerli mensupları, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Denizli'de AK Parti teşkilatlarımızda görev yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından bir kez daha şehrimizde bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Denizli, evet, Osmanlı döneminde sancak ve vilayet, Cumhuriyet döneminde de il olmuştur. Ama Denizli'yi asıl bugün gıptayla bakılan konumuna ulaştıran Demokrat Parti döneminden itibaren yaptığı atılımlardır. Şehri ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal'in bile büyükçe bir köy olarak tarif ettiği Denizli'den bugünkü büyük şehir Denizli'ye nasıl gelindiğinin hikayesi esasen Türkiye'nin hikayesidir. Denizli, Cumhuriyet'le siyasi bağımsızlığını kazanan Demokrat Parti ve merhum Menderes'le iktisadi bağımsızlığı için mücadele başlatan Türkiye'nin örnek şehirlerinden biridir. AK Parti döneminde de ülkemizin altyapıda, yatırımlarda, ihracatta, istihdamda, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, sanayide, ticarette kat ettiği mesafeyi en iyi ölçebileceğimiz yerlerden biri Denizli'dir. Henüz yeni iktidar olmuştuk. Sene 2002 ve Aydın'a gelmiştim. Aydın'a geldiğimde oradan Denizli yaklaşık 125 kilometrelik bir sıkıntı var. Burada üretilenler yurt dışına gönderilemiyor. Çünkü tek gidiş. Bütün sıkıntı orada. Ve o zaman bir söz vermiştim. Dedim ki bölünmüş yolu yapacağız. Partinin genel başkanıyım. Sözü verdik ve süratle kısa zamanda da hatırlayın Aydın Denizli bölünmüş yolunu 125 kilometreyi yaptık. Ve bugün Aydın Denizli bölünmüş yolu o günün eseridir. Çünkü biz
ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız demiştik. Bununla ulaşımda öyle adımlar attık ki hatırlayın, işte 15 yılda 79 yılda 6100 kilometre Türkiye'de bölünmüş yol yapanlar, biz geldik işte şu süre içerisinde, ah kardeşlerim, 19.000 kilometre bölünmüş yol ve otoyol yaptık. Aramızdaki fark bu. 15 yılda 2800'ün üzerinde derslik yaptığımız Denizli'ye sağlıkta 20 yeni sağlık tesisi kurmakla kalmadık. Şimdi de ihale aşamasında olan 1000 yataklı şehir hastanesini kazandırıyoruz. TOKİ kanalıyla şehrimizde çoğu hak sahiplerine teslim edilmiş olan 8244 konut var. Kardeşlerim, Denizli'de sağ olasınız. Bölünmüş yol uzunluğunu göreve geldiğimizde Denizli'nin ne kadardı? 65 kilometre. Peki biz ne yaptık? Buna 357 kilometre ilaveyle 422 kilometreye çıkardık. Biz buyuz ya. Biz buyuz. Halen yatırım tutarı 1,2 milyar lira olan 11 ayrı yol projesiyle ilgili çalışmalar da Denizli'de sürüyor. Denizli'nin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak şekilde 14 baraj inşa ettik. Ege Gelişim Projesi kapsamında Denizli'nin içinde bulunduğu bu bölgemize 28 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Laf değil, laf değil. İş üretiyoruz, iş. Öyle kalk, sözde adalet yürüyüşü yap. Ondan sonra İzmir'de işçiler yandım yandım diyorlar ya. Adaleti önce İzmir'e getir. Şişli, İstanbul'da çöplük ve temizlik işçileri Şişli'de yürüyüş yapıyor. Adalet diyorlar, adalet. Ey gidi Kılıçdaroğlu. Aynaya bak, aynaya. Aynaya bak. Ama bunlar buraları görmüyorlar ki. Aynen, ben İstanbul'a belediye başkanı oldum. İstanbul çöp dağlarıyla doluydu. Geldik, pırıl pırıl İstanbul yaptık. Niye? Çünkü bizim mayamızda bu var. Ama bunlarda böyle bir şey yok. AK Parti döneminde Denizli'ye getirilen hizmetlerin listesini tek tek saymaya kalksak inanın nefes yetmez. Zaten görüyorsunuz. Öyle mi? Biliyorsunuz. Eşek ölür kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri. Biz buna bakacağız. Biz buna bakacağız. AK Parti teşkilatlarında görev yapan arkadaşlarımızın bu hizmetleri her fırsatta vatandaşlarımıza hatırlatması şart. Yoksa
Biz kendimiz konuşur, kendimiz dinleriz. Anlatacağız. Her yere ulaşacağız. Zannediyorsunuz ki herkes bunları biliyor. Bilmiyorlar kardeşim, bilmiyor. Anlatacağız. Hayır, hayır, kendimizi aldatmayalım. Benim vatandaşım vefalıdır. Bilseler aldığımız oylar çok daha yüksek olur. Ya ciddi mi? Bunlar da yapıldı mı? Bilmiyor. İşte onun için ne yapacağız? Anlatacağız. Nereden geldiğimizi bileceğiz ki gideceğimiz yönü şaşırmayalım. Daha ülkemize ve Denizli'ye yapacağımız çok hizmetler var. Kardeşlerim, 1000 yıldır yaşadığımız bu topraklarda her günümüz mücadeleyle geçmiştir. Ama bazı dönemler var ki yaşanılan hadiseler mahiyeti itibariyle sonraki asrı biçimlendiriyor. Son 15 yıldaki AK Parti döneminin de böyle bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Bilhassa geçtiğimiz 4 yılda kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılar ve bunlara karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele geleceğimize damgasını vuracaktır. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bir tarafta yeniden 1990'ların yeniden tek parti CHP'si döneminin zayıf ülkesi olma tehlikesi var. Diğer tarafta ise Demokrat Parti'den başlayan ve günümüzde AK Parti ile süren güçlü, büyük, müreffeh Türkiye'yi inşa etme fırsatı var. Birileri bizi ısrarla geçmişiyle bağını kesmiş, geleceğe dair hedefi ve ümidi olmayan eski Türkiye'ye yöneltmek istiyor. Biz ise milletimizle birlikte ne diyoruz? Ne diyoruz? Bak hala kavrayamıyoruz. Bak oradan anacığım işaretini yapıyor. Bunu diyoruz. Ne diyoruz? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Peki bu tek millette ne var? Türk'ü var. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, Boşnağı, Arnavut'u 80 milyonu var. Öyle mi? 80 milyon biz ne diyoruz? Tek millet. İki, tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine bak ya. Görüyorsunuz. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanından geliyor. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim vatanımız 780 bin kilometre kare. Burada kimse operasyon yapabilir mi? Böyle hayaller içinde olanlar var mı? Var. Ama o hayaller içinde olanlara Cudi, Gabar'ı, Tendürek Dağları'nı, Besler'i, buraları mezar yaptık mı? Yapmaya devam ediyor muyuz? Edeceğiz. Asla bu yollara tevessül edenler oralarda hayat bulamayacaklar. Şehitlerimiz var. Ama şehitlerimize de Rabbim mekanını hazırlamış. Estaizu billah, bismillah. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi envat bel ahya'un velakin la teş'urun. İşte mesele bu. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz anlamaz, bilemezsiniz.
Bütün mesele bu. Zaten 15 Temmuz'da da yürüyenler böyle yürümedi mi? Ne diyordu? Yeğenim, yeğenim, bak olur ki belki bir daha görüşemeyiz. Hakkını helal et. Buna inanmak, bu bir aşk. Rabbim inşallah bizlere de o makamı nasip etsin. Hep beraber buna inanmamız lazım. Buna inandığımız anda şu, bu, batı, matı hepsi hikaye. İşte şu anda onları da görüyoruz. Tutmuşlar, yine konuşuyorlar. Bu mücadelenin kadim bir mücadele olduğunu bilmiyorlar. Bilecekler. Bak, dördüncüsü neydi? Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz var mı? Yok. Ama birisi ne diyor? Paralel yap. Öbürü PKK kendine göre bir devlet. Birisi PYD diyor. Birisi gidiyor Suriye'nin kuzeyinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kuramayacaksınız. Vatanımızı bölemeyeceksiniz. Gereği neyse bunu yapacağız. Yapacağız. Onlara gereken dersi bulundukları yerde vereceğiz. Hiç bu işin şakası yok. Yok. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Bakınız son zamanlarda şu referandum olayını geçirdik malum. Almanya rahat durdu mu? Hollanda durdu mu? Hepsi bunların Türkiye aleyhinde, AK Parti aleyhinde kampanyalar yaptılar. Yaptılar mı? Ve bunların birçoğu milletvekili. Hatta bazıları partilerinin eş başkanlarıydı. Ve hayır kampanyasına destek verdiler. Açık net. Benim Almanya'ya girmemi kabullenemediler. Dışişleri Bakanımızın aynı şekilde Avrupa'ya girmesini kabullenemediler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı bir bayan, onun girişini azmedemediler. Niye? Bu korku niye? Ha şimdi ben cuma günü bir açıklama yaptım. Dedim ki ey benim Avrupa'daki kardeşlerim, Almanya'daki kardeşlerim, şimdi size bir hatırlatma yapıyorum. İnanıyorum ki siz Almanya'daki seçimlerde birilerine bir ders vereceksiniz. SPD, CDU, Yeşiller, bunlar Türkiye'nin aleyhinde kampanyalar yürüttüler. Hala da yürütüyorlar. Siz Türkiye'ye dost olana dost olmalısınız dedim. Ve tabii rahatsız oldular. Hemen hop oturup hop kalkmaya başladılar. Daha çalışacağız. Gayret etmemiz lazım. Şu anda Avrupa'da bizi dinleyen kardeşlerime sesleniyorum. Demokratik hakkınızı sandıklarda en ideal şekilde vermek suretiyle bir defa bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz. Ya ama eğer benim oyum şuraya vermezsem zayi olur, buraya vermezsem zayi olur deme. Sen oyunu Türkiye'ye düşmanlık yapmayana ver. Ver. Çünkü ben Almanya'nın başındaki hanımefendiye
4500 teröristin dosyasını verdim. Ve bu teröristlerin dosyaları maalesef kabul görmedi. Hala onlarda. Ama o kendisi benden bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin iadesini istedi. Kusura bakma. Kusura bakma. Sende yargı varsa bizde de yargı var. Aynı şekilde ortağı olan muhalefet partisindeki kişi, o da ikide bir gördüğü zaman hep o da bunları söyler. Hele hele şimdi bir Dışişleri Bakanları var. Aman yarabbim. Evlere şenlik. Evlere şenlik. Hiç haddini filan bilmiyor. Ya sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na konuşuyorsun? Sen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'yla konuş. Haddini bil. Ve kalkıp bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti. Onun için Almanya'nın kapısını açarsınız, açmazsınız hiç önemli değil. Bize bu kapılar yetiyor. Bize bu kapılar yetiyor. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz. Biz de onlara kapımızı açarız. O kadar. Biz düşman çoğaltmanın gayreti içerisinde değiliz. Azaltmanın gayreti içerisindeyiz. Dostları çoğaltmanın gayreti içerisindeyiz. Ama karşımızdakiler eğer bize böyle yapıyorsa ne yapacağız? Arapların güzel bir atasözü var. Men dakka dukka. Biz de gereği neyse onu yaparız. Bu iş böyle. Bazıları bizim tarihimizin bir asır önce başladığını sanıyor. Vah zavallılar. Yıllarca okullarımızda tarihimizi çocuklarımıza doğru dürüst anlatamadığımız için maalesef bu kısır düşünceye kapılanlar oluyor. Halbuki bugün Doğu Avrupa ve Balkanlardan Orta Asya'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada nereye giderseniz gidin, ecdadımızın eserleriyle, izleriyle hala hürmetle yad edilen hatıralarıyla karşılaşırsınız. AK Parti'nin 15 yıllık iktidarı döneminde yaptığımız işlerden biri de Balkanlardan Moğolistan'a, Ukrayna'dan Sudan'a kadar dünyanın dört bir yanındaki ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmak olmuştur. Bu şanlı geçmişe rağmen bizi ısrarla tıpkı sevcilerin yapmaya çalıştığı gibi bir avuç toprağa sıkıştırmaya çalışanlara eyvallah etmediğimiz için bunca sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ah ah, ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor. Dar geliyor kardeşim. Evet. Bize olan tahammülsüzlüğün gerisinde gönlümüze dar gelen hudutları kırıp atma iradesini ortaya koymamız sadece lafta kalmayıp bunu hayata geçiriyor olmamız yatıyor. Hep söylediğim gibi ben George'un, Hans'ın, şunun bunun ne dediğine değil, milletimin ne dediğine bakarım. Kardeşlerimin ne dediğine bakarım. 2002'de ne diyorduk? Her şey Türkiye için. 2007'de durmak yok, yola devam dedik. 2011'de hedef 2023 dedik. 2015'te huzur ve istikrar dedik. Her seferinde de milletimizden de bir heyecan aldık. İhtiyacımız olan desteği cevabı aldık. En son 16 Nisan'da
ne yaptık? Milletimizin kapısını çaldık. Öyle mi? Hem ülkemizin yeni yönetim sistemiyle ilgili tercihini sorduk, hem de bir anlamda genel olarak izlediğimiz politikalara yaklaşımını test ettik. Gördük ki milletimiz bizden Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini tavizsiz bir şekilde sürdürmemizi istiyor. İnşallah bu tarihi mücadeleyi zaferle neticelendirecek ve milletimize de Allah'ın izniyle mahcup olmayacağız. Kardeşlerim, şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. Hem 2019 seçimleri hem de o tarihe kadar yapmamız gerekenler, ülkemizin gelecek asrını şekillendirecek öneme sahiptir. Çünkü öyle bir mücadelenin içinden geçiyoruz ki ne ekonomide, ne güvenlikte, ne yatırımlarda, ne uluslararası ilişkilerde hiçbir şeyi yarım bırakamayız. 15 Temmuz'da hep birlikte bir şey gördük. Ülkemizin ve milletimizin düşmanları hem içeride hem dışarıda ne yapıyor? Pusuda bekliyor. Türkiye'nin en küçük bir zafiyet göstermesi halinde üzerimize çullanmak üzere el ovuşturanlara bekledikleri fırsatı Allah'ın izniyle vermeyeceğiz. Bunun için öncelikle bize, AK Partililere çok büyük görev düşüyor. Hep söylüyorum, Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. Bunu böyle biliniz. Denizli kardeşlerim, biz zayıf düşersek unutmayın, Türkiye'de zayıf düşer. Biz çok çalışır, çok üretir, çok terlersek Türkiye'de o derece güçlü olur. Yeni sistemde başarı çıtasını ne yaptık? Kendi elimizle yükselttik. Artık seçimlerde en az %50 artı bir oy almamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Şimdi bu tabii parlamento üyeleri için değil ha. Parlamento üyeleri için değil. Bu cumhurbaşkanı için gerekli. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya, ana kademeye sesleniyorum. Hazır mıyız? Kadın kollarımıza sesleniyorum. Hazır mıyız? Gençler, size sesleniyorum. Hazır mıyız? Durmak yok. Gençler, şunu unutmayacaksınız. Biz sadece rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Bunun dışında hiçbir gücün karşısında eğilmemiz söz konusu değildir. Ülkemizin geleceği, insanımızın istikbali için bu adımı attık. Türkiye'nin önündeki meseleler öylesine büyük, verilmesi gereken mücadele öylesine çetin. Ama bilesiniz ki bunların üstesinden Allah'ın izniyle biz geleceğiz. Peki Denizli bizimle değil mi? Sadece Pamukkale mi? Ben dik duruyorum. Görüyorsunuz, gayet dik duruyorum.
İşte bu gerçeği gördüğüm için sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Ve Allah'ın izniyle de 2019'un yerel seçimlerinde de Kasım parlamento seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Denizli bir başka sandıkları patlatacak. Buna inanıyorum. Bizim de AK Parti olarak kendimizi önümüzdeki dönemin gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yapılandırmaya ihtiyacımız var. Kardeşlerim, şunu unutmayın. AK Parti çatısı altında şehrine ve ülkesine hizmet etmiş her bir kardeşim benim için değerlidir. Ve her birine şükran borçluyum. Bir süredir. Kardeşlerim, bir süredir her fırsatta dile getirdiğim değişim ihtiyacı bu arkadaşlarımızın başarısızlığından değil, kendimizi işte bu yeni şartlara hazırlama zorunluluğumuzdan kaynaklanıyor. Kimse bundan rahatsız olmasın. Milletimizin beklentilerine cevap verebilmek için öncelikle reforma nereden başlayacağız? Kendimizden başlayacağız. Tüm şartların aynı kaldığı bir süreçten yeni sonuçlar doğmasını beklemek pek akıllıca olmaz. Buna ihtiyacımız var. Kimse bundan rahatsız olmayacak. Madem büyük Türkiye diyoruz, madem güçlü Türkiye diyoruz, madem kendisiyle birlikte dostlarına ve kardeşlerine güven veren bir Türkiye diyoruz, öyleyse önce AK Parti'yi bunları yapabilecek kapasiteye çıkarmamız şart. İlçe ve il kongrelerimizde, ardından büyük kongremizde, daha sonra da mahalli idareler ve milletvekilliği seçimlerinde Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir AK Parti'yi biçimlendirmenin gayreti içinde olacağız. Şu anda belde seçimlerini, atamaları bitirdik. Şimdi artık ilçelere başlıyoruz. Ardından illere. Çünkü güçlü, daha güçlü bir AK Parti. Bunu başaracağız. Tüm arkadaşlarımdan bu sürece katkı sağlamalarını bekliyorum. Yani kimse değerli kardeşlerim, kimse ben ne yaptım, niçin alınıyoruz gibi bir yaklaşımın içerisinde olmayacaklar. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin tüm ilçelerinde, illerinde yaşayan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için kafasında projesi, yüreğinde sevgisi, bedeninde enerjisi olan dava bilinci sahibi herkesi AK Parti saflarında siyaset yapmaya, sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Kardeşlerim, AK Parti alışılmış bir parti değildir. Partilerden bir parti hiç değildir. AK Parti'nin bir davası vardır. Kurarken adalet dedik. Kalkınma dedik. Ve partimizin adını Adalet ve Kalkınma böyle koyduk. Ve bunu yaparken de bu kardeşiniz cezaevinden çıktıktan hemen sonra 42 bin donör üzerinde kamuoyu araştırması yaptık. 81 vilayetin tamamında. Böyle kamuoyu araştırması yapılmaz. Kamuoyu araştırmaları
Bakarsınız 300, 500, 1000, 1500, 2000, bilemedim 5000. Ama bizler 42 bin denek üzerinde böyle bir kamuoyu araştırması yaptık. Ve bu deneklerden aldığımız cevabı masaya yatırdık. Değerlendirmelerini yaptık. Partimizin adı ne olmalı? Amblem ne olmalı? Bunların üzerinde çalıştık. Onlardan sonra Adalet ve Kalkınma kararlılığına vardık. Ve bizim partimiz sağ parti mi olacak, sol parti mi olacak? Bunun kararını da öyle verdik. Sağ parti var zaten Türkiye'de. Sol da var. Bunların aşırıları da var. Ama Türkiye'nin merkezinde bir parti yoktu. Ve dedik ki biz merkeze oturan bir parti olacağız. Hatta bazı siyaset bilimciler şu ifadeyi kullandılar o zaman. Ya merkezde parti olur mu? Dedik olacak. Sizler de bunu göreceksiniz. Şu anda zaten olur mu diyenler şu anda partimize de karşılar. Ha, onu da söyleyeyim size. Ve yaptık. Oldu. Şimdi birileri Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Sözde adalet. Sözde adalet. Ya sen çok geç kaldın, çok. Biz partimizi kurarken bu adalet kavramı üzerine kurduk zaten. Adalet ve kalkınma derken bunun için böyle yaptık. Eğer sen 29 gün bu yürüyüşü rahatlıkla yaptıysan AK Parti'nin iktidarına teşekkür et. Teşekkür et. Rahat rahat yürüdün. Akşamları da karavanlarda istirahat ettin. Mitingini de yaptın. Gördün mü sana bu imkanı sağlayan AK Parti hükümeti ya. Bu gerçekleri göreceksin. Kardeşlerim bunlar göremez. At denize balık bilmezse Haluk bilir. Bak şunu unutmayın. Kökleriniz ne kadar derindeyse yukarıya doğru yükseldiğinizde o kadar güçlü ve emin olursunuz. Türkiye kökleri derinde olan bir ülkedir. Türk milleti de kökleri derinde olan bir millettir. Onun için 2023 hedeflerimizde 2053 ve 2071 vizyonlarımız ülkemiz için, milletimiz için asla hayal değildir, asla ulaşılamaz değildir. Şimdi buradan soruyorum. 26 Ağustos'ta neredeyiz? Neredeyiz? Bana bak, geliyor musunuz Malazgirt'e? Geliyor musunuz? Şöyle gelenleri bir göreyim bakayım. Eğer Malazgirt'e siz bu kadarla gelecekseniz bu iş olmaz. Sultan Alparslan nasıl geldiyse siz de öyle yürümelisiniz. Oradayız. İnşallah bu yıldan itibaren nasıl her yıl Çanakkale'yi Çanakkale'de bir farklı kutluyorsak inşallah Malazgirt'i de öyle kutlayacağız. Ve bu yıl ikincisi oluyor ama bir başka olacak. Yaşadığımız bunca badireye, fırtınaya, kumpasa, oyuna rağmen hala dimdik ayaktaysak bunu köklerimizin derinliğine borçluyuz. Önemli olan düşmek değil, her seferinde kalkıp yeniden koşmaya başlamaktır diye bir söz var. Türkiye önüne çıkartılan engeller sebebiyle zaman zaman biraz zaman kaybına uğramış olabilir. Enerjisinin bir kısmını
boşa da harcamış olabilir. İmkanlarının bir kısmını heba etmiş olabilir. Ama milletimizin o hayranlık verici feraseti sayesinde ülkemiz her seferinde yeniden yoluna devam etmesini bilmiştir. Tek parti CHP'si düşüşse yeter söz milletindir diyen Demokrat Parti yeniden yükseliştir. ...1960 darbesi düşüşse hemen ardından başlayan kalkınma çabaları yeniden yükseliştir. 1980 darbesi düşüşse merhum Özal'ın başlattığı ve kendi deyimiyle ülkemize çağ atlatan reformlar yeniden yükseliştir. 28 Şubat müdahalesi ve koalisyonlar dönemi düşüşse AK Parti ile birlikte başlayan büyük demokrasi ve ekonomi hamlesi yeniden bir yükseliştir. Sokaklarda kaos çıkartarak emniyetten yargıya ve orduya kadar ülkenin tüm kritik kurumlarına sızarak, darbe girişimlerinde bulunarak, terör örgütlerini üzerimize salarak, ülkemizi düşürme çabalarına verdiğimiz cevap Türkiye'yi yeniden yükselişe geçirmek olacaktır. Hamdolsun. Bunun işaretlerini her alanda görmeye başladık. Suriye'de tümüyle dışlanmaya çalışılan Türkiye her gün yeni kazanımlarla gücünü göstermeye başladı. PKK'dan DAEŞ'a, tüm terör örgütlerine tarihimizin en büyük darbelerini vuruyoruz. Ekonomide hamdolsun atılan adımlar, ilk çeyrekteki %5'lik büyüme oranımızı ikinci çeyrekte en az yarı yarıya artırmayı hedefliyoruz. Yıl sonu büyümesinin de %5'in üzerine çıkacağının işaretlerini şimdiden almaya başladık. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde 46 firmamızda hamdolsun ikinci sırada yer alıyoruz. İhale hacminde de Almanya ve Japonya'yı geride bırakarak 7. sıraya yükseldik. Otomotiv üretimi ve ihracatında da rekorları sürekli kırdığımız bir dönemden geçiyoruz. Dikkat ediniz. Bunlar ülkemizin son dönemdeki en zor yılı olan 2016'da elde edilen başarılardır. Aynı başarıyı diğer sektörlerimizde de göstereceğimize inanıyorum. Bu yıl için güzel haberleri ardı ardına alıyoruz. Enflasyonumuz evet tek haneli rakama indi. İşsizlikte de inşallah önümüzdeki ayda büyük ihtimalle bir müjde bekliyoruz. Turizmde geçen yıla göre oldukça başarılı bir sezon geçiyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi kimi Avrupa ülkelerinin tüm sabotaj çabalarına rağmen hamdolsun artarak sürüyor. Bazı Avrupa ülkeleri bizi birlik fonlarından gümrük birliğine kadar akıllarına gelen her alanda tehdit etmeyi alışkanlık haline getirdiler. Sanki Türkiye Avrupa Birliği'nden ve Avrupa ülkelerinden 100 milyarlarca avro karşılıksız destek alan bir ülkede böyle bir tehdide maruz kalıyoruz. Avrupa ile ilişkilerimizde kar zarar hesabına girersek Avrupa Birliği üyeliği süreciyle ilgili kesinlikle zararlı genel ticari ilişkilerimizde de ancak başa baş çıkarız. Bugüne kadar bize verdikleri sözleri tutmayanların şimdi dönüp bir de mevcut durumla ilgili tehditler savurmaları eğer şayet hala Avrupa Birliği değerleri denen bir şey varsa onun iflasının ilanıdır.
Değerli kardeşlerim, Gümrük Birliği bizim kadar Avrupa'nın da faydasına olan bir uygulamadır. Biz her iki tarafında kazandığı bu statünün geliştirilerek devam etmesinden yanayız. Bunun için üzerimize düşenleri de yaptık, yapıyoruz. Ama birileri Gümrük Birliği'ni kendi mecrasından çıkartıp da Türkiye'ye yönelik siyasi bir baskı aracı haline getirmeye kalkarsa buna da izin vermeyiz. Bak Nihat Bey, sakın ha. Hiç bu işte gevşek davranmaya gerek yok. Burada win win bu kadar. Kazan kazan. Sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. Sene 85 Türkiye Gümrük Birliği'ne alınmış. Şimdi yok artık. Yoksa yok canım. Yoksa yok. 6 milyona yakın insanımız var. Ve şu anda biz ne kadar Avrupa Birliği, Gümrük Birliği diyorsak en az o kadar Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de buna ihtiyacı var. Bunu böyle bileceğiz. Efendim işte yok şu kadar ihracat yapmışız bu kadar. Ya ihtiyacı vardı onun için alıyor. İhtiyacı olmayan şeyi alır mı? Bunları da böyle bileceğiz. FETÖ'den PKK ve DHKPC'ye kadar tüm terör örgütlerinin cirit attığı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin terörizmle mücadelesine destek vermek yerine böyle bir yola yönelmeleri kendi elleriyle kendi iplerini çekmeleri demektir. Biz Avrupa Birliği kurumlarının ve birliğin aklı başında üyelerinin böyle bir yanlışa düşmeyeceklerini ümit ediyorum. Türkiye kaybı göze alınamayacak kadar büyük bir ülke, büyük bir ortak, büyük bir potansiyeldir bu böyle bilinen. Kimse Türkiye'yi küçük görmesin. Sen Kemal Kılıçdaroğlu musun ya? O Türkiye'yi küçük görebilir ama biz görmeyiz. Sen bir devsin. Yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ol ve sevin. Sen bir devsin. Sen sıradan bir ülke değilsin. Öyle. Varsın Kemal Kılıçdaroğlu gitsin Avrupa Birliği üyelerine Türkiye'yi şikayet etsin. Bırak şikayet etsin. Onun Türkiye diye bir derdi yok. Onun Türkiye diye bir aşkı yok. Ama bizim aşkımız var, aşkımız. Bizim derdimiz var. Biz bu millete sevdalıyız. Bu vatana sevdalıyız. Ama onun öyle bir derdi asla yok. O Türkiye'ye düşman olanlarla el ele kol kola dolaşıyor. Varsın dolaşsın. Avrupa ülkelerinde Türkiye karşıtlığını merkeze alan ucuz seçim kampanyaları maalesef bir moda haline geldi. İşbirliğimize zarar veren, aklı selimi esir alan bu tablodan açıkçası büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bunun yerine Türkiye dostluğu üzerine bir kampanya yapılsa inanıyorum ki tüm taraflar için çok daha isabetli, çok daha faydalı olacaktır. Dostlar, kardeşlerim, Türkiye Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda kalbiyle ve ne kadar mütevazi olsa da desteğiyle yanında bulunan kardeşlerini asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bunun için bizim gönlümüzde mesela bir Hint Müslümanlarının Pakistan'ın özel yeri vardır, değil mi? Çünkü onlar bize evet bileziklerini göndermişlerdi. Niye? O savaşta kullansınlar diye. Bunun için bizim gönlümüzde Libya'daki kardeşlerimizin ayrı bir yeri vardır, değil mi? Bunun için Kafkasya'daki mücadeleleriyle Anadolu'ya siper olan kardeşlerimizin kalbimizde önemli bir yeri vardır, değil mi? Bunun için Azerbaycanlı Kıbrıslı kardeşlerimizin gönlümüzdeki yeri bir başkadır.
Bu örnekleri daha da artırabiliriz. Önemli olan aradan geçen yaklaşık bir asra rağmen büyük küçük demeden bize uzatılan her yardım elini, bizim için edilen her duayı böylesine büyük bir muhabbetle hatırlıyor olmamızdır. Bugün de Türkiye olarak, Türk milleti olarak verdiğimiz büyük mücadelede yanımızda olan kalbiyle ve desteğiyle destek veren her kardeşimizi biz ilelebet hatırlayacağız. Her şey gelip geçtiğinde sadece düşmanlarımızın hoyratlığını değil, aynı zamanda dost bildiklerimizin de sükutunu hatırlayacağız. Bunun için ülkemizin yanında yer alan, desteğini bizden esirgemeyen tüm hakiki dostlarımıza buradan bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. Kardeşlerim, şu anda AK Parti Denizli genişletilmiş İl Divanı toplantımızın, bu danışma toplantımızın şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ancak ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, sizlerden ricam şudur. Seçimler kapıya dayandığı zaman değil, şimdiden çalışmalarımıza başlamaya var mıyız? Ama bu ses bana çok az geldi. Var mıyız? Dolaşacağız. Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız. Ben 94'te İstanbul'a belediye başkanı olduğumda, her yere anlatıyorum bunu, burada da anlatayım. Kadın kollarımız dedi ki, başkanım biz dedi bir şey düşündük. Hayırdır, ne düşündünüz dedim. Hanımlar söylüyor. Biz evlere gidiyoruz da sadece broşür veriyoruz. Bunun dışında da bir şey yapsak. Ne düşündünüz dedim. Dediler ki biz şöyle bir ufak kahve paketi hazırlasak. Üzerinde de bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır desek. Ben de dedim ki yani bir fincanlık kahve mi düşünüyorsunuz dedim. Evet dedi. Hayırlı olsun dedim. Güzel bir şey olur. Ve 40 yılda hatırlanır durumda oluruz. İşte sene 94, sene 2017. Bak ben hala o kahveyi hatırlıyorum. Kadın kollarımız nasıl güzel bir şey değil mi? Buna benzer şeyler yapılabilir. Ve ben inanıyorum ki sizler bunu en ideal şekilde yapacaksınız. Ve Denizli bu defa sandıkları farklı bir şekilde inşallah patlatacak. Denizlili kardeşlerime gösterdikleri muhabbet için, vefa için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ekonomi Bakanımız Nihat Bey'in kerimelerinin bu akşam malum bizler düğün merasimi için buradayız, aynı zamanda ona da iki dünya saadeti diliyoruz. Ve tabii şimdi Kurban Bayramımız da yaklaşıyor. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Her birinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor.
Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey deniz diye hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Günün anısına Denizli İl Başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye yeri var. Buyurunuz lütfen. İl Başkanımız Sayın Filiz'e çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer teşkilat mensuplarımız, değerli konuklar. Günün erken saatleri itibariyle bu güzel alanı doldurarak genişletilmiş İl Danışma Meclisimizde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanımızın kerimelerinin nikah merasimine gitmek üzere aramızdan ayrılacaktır. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizi hatırlatıyor. Her şey Türkiye için.